Evet, yemek vakti geldi. Flat, kızartmalar hazır. Şimdi bir bakalım. Burada domateslerim var, salam ve biraz da sosis. Sanırım itfaiyeci Sam'i çağırsam iyi olacak. Olamaz. Mike Flood evinin mutfağında yangın çıkarmış. Flood'ların evinde yangın var çocuklar. Hemen oraya gidin. Ama çocukların hepsi Jüpiter'de. Aman. Yani artık gerçek bir itfaiyeci sayılırım. Tabii telsizim sayesinde Sera. Merkezden Jüpiter'e cevap verin. Telsizi dinlemen iyi bir şey mi? Beni duyuyor musunuz? Mike Flood'ın mutfağında yangın var. Bir an önce oraya doğru yola çıkın çocuklar. Hemen gidiyoruz efendim. İtfaiyeci James kurtarmaya gidiyor. Olamaz. Görünüşe bakılırsa yangın çıkmış ha? Ve Mike da içeride olabilir. Onu hemen uyarmam gerekiyor. Mike, olamaz. Mike! Evet, itfaiye memuru Steve. Sağ salim dışarı çıkmayı başardım. Çok güzel. Sakın eve yeniden girmeye çalışma. Bu çok tehlikeli olabilir. Mike, acaba James'i gördün mü? Hayır Sarah. İmdat! İmdat! Dışarı çıkamıyorum. James içeride. James mi? Nerede dedin? Olamaz. Tamam, merak etme. İşte itfaiyeci Sam geliyor. O ne yapılması gerektiğini bilir. İtfaiyeci Sam, James içeride kaldı. Ne? Kaybedecek vaktimiz yok. James! Neredesin? Oturma odasındayım. Önümü göremiyorum. Alice, hemen elektriği kes. Ben James'i çıkaracağım. Elimi yakala James. Seni dışarı çıkaracağım. Yaşasın! Sonunda işte. Olamaz. Norman Price'ın kuzeni Pontypandy Dağı'nda kaybolmuş. Asla beklemek zorunda. Dağda kaybolmuş bir çocuk var. Norman Price nereye gittiğini biliyormuş. Önce süpermarkete uğrayıp Norman'ı alın sen. Götürmüş olmalı. Derek buralarda bir yerlerde olmalı. Sireni kapatsak daha iyi olacak. Böylece belki sesini duyabiliriz. İmdat! 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 Dinleyin. Galiba Derek'in sesini duydum. Yardım edin! Sakın kıpırdama Derek. İtfaiyeci Sam seni kurtarmaya geldi. Uçurum sağlam görünmüyor. Çocuğu elimizden geldiğince çabuk kurtarmamız gerek. Tıpkı anahtarı çıkardığımız gibi Elvis. Sadece bu kez kancayı ben tutacağım. Pekala Elvis, Vinci sen kontrol et. Ve Penny, sen de ona yol göstereceksin. Tamam itfaiyeci Sam. Şöyle Elvis. Neredeyse vardı. Şimdi dur. Mükemmel. Peki.
Pekala, bana tutun Derek. Birazdan ikimiz de yukarıda olacağız. Teşekkür ederim. Sam, deriye ulaştı Elvis. Şimdi yukarı çıkarmaya başla. Yavaş ol. Ben buldum. Boruyu bantla yapıştıracağım. Olamaz. Bant elimden çıkartamıyorum. Suyu boşaltmak için şu kovayı kullanabilirim. Olamaz. Kapı kolunu daha önce tamir etmem gerekiyordu. Şimdi burada mahsur kaldım. Bir patates, iki patates, üç patates, dört beş patates, altı patates ve yedi patates. Dört tanesi kızartma. Evet, harikaydın Dilis. Çok garip. Elvis'le büyük düetine hazırlanmak için Mike'ın şimdiye kadar gelmiş olması gerekiyordu. İsterseniz bir şarkı daha söyleyeyim. Belki de gidip Mike'a göz atsak daha iyi olur. Kilerdeki sızıntıyı tamir ediyordu. Oo! Sanırım sızıntı biraz artmış Bronwyn. Ama kapıyı açamayız. Mike'ın kapı kolunu tamir etmesi gerekiyordu. Bronwyn, sen misin? İmdat! Yardım edin! Kilerde Leon'la birlikte mahsur kaldım ve burası hızla suyla doluyor. Leon mu? Hemen itfaiyeci Sam'i arasam iyi olacak. Leon suyla dolan bodrumda mahsur kalmış. Ve Mike da onunla berabermiş. O zaman çıkarın beni buradan da gidip onları kurtaralım. Kapı sıkışmış gibi görünüyor. Penny haklı. Ben de kıpırdatamıyorum. Ama baltayı kullanarak açabiliriz. Hayır, olmaz. Beni merak etmeyin. Gidip Mike'ı kurtarın. Halk her zaman önceliklidir. Bundan eminseniz efendim, hadi gidelim o zaman. Çabuk olun. Umarım Mike iyidir. Birlikte bir düet yapacaktık. Merak etme Elvis. Eminim her zamanki kadar iyi söyleyecektir. Beni izleyin. Pekala. Mike içeride, öyle değil mi? Tamam Mike. Senden geri çekilmeni istiyorum. Çünkü birazdan kapıyı baltayla kırıp açacağım. Tamam mı? Anladım Sam. Hadi kovaya gir Leon. Böylece sudan ıslanmazsın. Bu işi yapmak ne kadar da zormuş. Pekala Charlie, yeniden harekete hazırım. Sana nasıl yardım edebilirim? Sepetlerdeki yengeç ve ıstakozları kontrol ederek başlayabiliriz. Oh, tamam. Önce içine bakmadan sepete elinizi sakın daldırmayın efendim. Çünkü sizi ısırabilirler. Bırak beni dedim sana. Bırakın ben halledeyim. Çok acıdı. Çok yazık. Oldukça da büyüktü. Charlie, sana pek yardım edemiyorum değil mi? Pek de sayılmaz. Gördüğün gibi okyanus hakkında pek bilgim yok. Aslında usta bir denizci bile sayılmam. O zaman neden öyle söylediniz ki? Çünkü hepiniz öyle düşünüyordunuz. Size hayal kırıklığına uğratmak istemedim. Pekala, o zaman şimdi ne yapıyoruz kaptan? Balık tutuyoruz. Emredersiniz kaptan. Tek bir balık bile tutamadık. Bu Bronwyn için büyük hayal kırıklığı olacak. Pekala, artık geri dönsek iyi olur. Bu ses iyi bir şeye benzemiyor Charlie. Depodaki yakıt bitmiş. İyi ki tekneye bir yakıt bidonu daha koymuştum. Bir balık tuttum. Tamam,
O zaman makarayı çekmeye başlayın itfaiye memuru. Yangın! Geri çekil Charlie. Bölgeyi güvenlik altına alalım. Bunu yangının alt tarafına doğru tut. İyi iş çıkardın Charlie. Oh, motor alev almış. Görünüşe bakılırsa yardım çağırmalıyız. Denizde yangın çıkmış. Charlie ve itfaiye memuru Steel denizde kalmış. Sen benimle gel Penny. Harikaydın Sam. Günü kurtardın bir kez daha. İyi ki bugün izinliymişsin. Ah çok güzel. Evet. Şunu izle. Ha? Heyecan sona erdi. Artık işe dönmeliyim. Evet. Ben de küçük işlerimi halletmek için yola koyulsam iyi olur. İmdat! Burada kaldım. Norman! Aha, birinin başı daha dertte. İmdat! Anne! Ayaklarımı bir türlü oynatamıyorum. Oo, olamaz. Şu yaptığına bir bakar mısın Norman? Çabuk kuruyan çimentoya saplanmış. Kuruması yalnızca birkaç dakika alır. Merak etme Norman. Seni oradan kurtaracağım. Norman Price. Söyler misin ben seninle nasıl başa çıkacağım? Özür dilerim anne. Aa, tek istediğim bir parça huzur ve sessizlik. Bu ses yangın alarmına benziyor. Sanırım bu ses de spreyden geldi. Ay! Dükkanına mı itfaiye merkezine haber vereyim? Dallas, dur. Asla yanan bir binaya girmeye çalışmamalısın. Merak etme Sam. Ben eve gidip oradan telefon edebilirim. Benim merkeze geri dönüp yardım çağırmam çok daha hızlı olacaktır. Acele et Sam. Merhaba itfaiyeci Sam. Ben de sana... Affedersin James. Acil bir durum var. Kaykayını birazdan getiririm. Vay canına. Oh, ama bir türlü anlamıyorum. Oysa bugün işten başımızı kaldıramayacağımızı sandım. Ya Sam, bu bir itfaiyecinin izin gününü geçirmek için pek de iyi bir yol sayılmaz. Açıklamaya vakit yok efendim. Dillson süpermarketinde bir yangın çıktı. Yangın mı çıktı? Sonunda harekete geçiyoruz. Zili çalmadım. Ah, hep bunlardan birine binmek istemişimdir. Oh, neyse ki geri döndün Sam. Vay canına. Şu dumana bir baksanıza çocuklar. Tıpkı yaz çayırları gibi kokuyor. Elvis, hemen elektriği kapat. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Oo, Norman ile Mandy'nin başı dertte mi? Oo. Radar flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a radar'ı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz. Ucuz atlattık.
Bu koyunların acil durumla bilgisi var mı merak ediyorum Penny. Mandy ile Norman'ın nereye gittiklerini biliyor musun? Mandy kırlara gideceklerini söylemişti. Radar onu takip etmemizi istiyor. Ben ambulansı alacağım. Biri yaralanmış olabilir. Ah, imdat! Sam! Buradayız! Bu Mike'ın kamyonu. Aferin Radar! Başardın oğlum! Sen iyi misin? Evet, iyiyim Helen. Sadece dışarı çıkamıyorum. Kamyonun kapısı yine sıkıştı. Aa, Mike. Pekala, herkes geri çekilsin. Penny, yangın çıkma ihtimaline karşı hortumla kamyonun yakınında bekle, tamam mı? Birazdan seni oradan kurtaracağım Mike. Penny, Cause of Life'ı getir. Peki, bu nasıl oldu? Bunun bir çift koyunla ilgisi olduğundan kesinlikle eminim. Evet, ben sadece koyunları ağla sokmaya çalışıyordum. Ve radarla, ha? Çoban köpeği olmadığını söylemiştim ama. Biliyorum. Pekala Mike, bana elini ver. Teşekkür ederim Sam, sonunda. Keşke Woolly'ye iyi çobanlık yapabilseydim. Merkezi arasam iyi olacak. Onları koyunlar konusunda uyarmalıyım. Evet, bir sonraki durak televizyon stüdyosu. Pekala Sam, eğer Clinton itfaiyeciliği bırakırsa yerine başka birini aramak zorunda kalacağız demektir. Size gerçekten bırakacağını mı söyledi? Bundan sonra itfaiyeci olmayabileceğinden bahsetti. Yıldız olmakla ilgili bir şey söyledi. Anlamadım tabii. Bu yangın daha da büyüyebilir. Hemen yardım çağıralım hadi. Biliyorsunuz Elvis'in ayrılmasını istiyor değilim ama... Evet, bir dakika sen. Ormana yıldırım düşmüş. Hemen oraya doğru yola çıkmalıyız. Yoksa bir orman yangınıyla karşılaşacağız. Tom'a haber versek iyi olur. İyi fikir Sam. Clinton'ın burada olmaması çok kötü. Çünkü daha fazla yardıma ihtiyacımız olabilir. Otobüs nerede kaldı böyle? Hey, bir imzalı fotoğraf alabilir miyim Elvis? Tabii James. Bakıyorum da buraya Sam'in ismini de yazmışsın. Evet, çünkü o da her gün insanları kurtarıyor. Ayrıca Jüpiter'i de genellikle o kullanıyor. Ama artık seni orada göremeyeceğiz ha? Evet, sanırım öyle. Sam, dur! Acil durum neymiş? Ormandaki birkaç ağaç alev almış. Daha da yayılmış olmasından endişe ediyoruz. Durum ciddiye benziyor. Belki ben de sizinle gelip yardım etsem iyi olur. Peki ya televizyon programı ne olacak? Ben her şeyden önce bir itfaiyeciyim, unuttun mu? Vay canına! Bu itfaiyeci Sam. Ve işte Tom da geliyor. Harika. Siz iyi misiniz? Ben kendimi yorgun hissediyorum. Belki bir sandviç iyi gelebilir. Şimdi olmaz Norman. Artık bir şeyler yeme zamanı geldi. Bunlar taş. Norman, uyan. Ne?
Ne var? Sepetin ağır olmasına hiç şaşırmadım. Çünkü o sinsiler içini taşla doldurmuş. Ha, pikniği boş versene. Biz neredeyiz? Uyuyakaldığımız zaman karadan kilometrelerce öteye sürüklenmişim. Deminki erkekler kızlardan daha iyi korsan olurmuş ha? Şimdiye kadar o taşları görmüş olmaları gerek Kaptan Sera. Evet ama çocukları körfezin hiçbir yerinde göremiyorum. Ha? Denize doğru sürüklenmiş olmalılar. Merhaba korsanlar. Hiç gemi gördünüz mü? Hayır baba. Ve sorun da bu. James ile Norman tekneyle denizde sürüklenmiş olmalı babacığım. Deniz her ne kadar sakin görünse de... eğer dikkatli olmazsanız sürüklenmeniz çok kolaydır. İtfaiyeci Sam'a haber vermem gerekiyor. Aferin sana Leon. Hoşça kal sandviç. Oh. James ile Norman denizde kaybolmuş. İki çocuğun denize kaybolduğu bildirildi. Neptün'e ihtiyacımız var gibi görünüyor. Tom Thomas'ı da helikopteriyle çağırmak iyi bir fikir olabilir efendim. O işi bana bıraksam. Sen de bizimle gelebilirsin Leon. Eminim Brahmin nereye kaybolduğunu merak edip duruyordu. Kürek çekmemizi öneriyorum. Ama kıyının ne tarafta olduğunu bile bilmiyoruz. Karadan uzaklaşıyor bile olabiliriz Norman. Umarım ikisi de iyidir. Eğer denizdelerse Sam onları bulacaktır. Hiç yiyeceğimiz yok. Suyumuz da yok. Peki şimdi ne yapacağız James? Biraz sakin ol Norman. Bizi aramaya başlamışlardır. Ama okyanus kocaman bir yer. Şu anda koca bir samanlıkta kaybolmuş iğne gibiyiz dostum. Sam geliyor. Çabuk ol Sam. Balina'nın yardıma ihtiyacı var. Sen devam et Penny. Aşağı insen daha iyi olacak. Yolu göstermedi. Umarım Balina'nın durumu iyidir. Peki ama onun köpek balığı olmadığına emin misiniz? Evet. O bir balina ve balinalar çok nazik hayvanlardır Norman. Sam... balinayı nasıl denize geri döndürmeyi planlıyorsun? Denizin yükselmesine daha saatler var. Buldum. Yuvarlayarak götürelim. Bunun için çok ağır Norman. Ayrıca yaralanabilirdi. Ama iyi olacak değil mi Sam? Seni hiç hayal kırıklığına uğrattın mı Mandy? Hayır. Neptün'ü kullanmamız gerekecek Penny. Tamam Sam. Alo Tom. Pekala. Büyük bir yangını söndürüyormuş gibi poz verin. Hem de oldukça büyük bir yangın. Bunun gibi mi? Peki pozunuza biraz gerçekçilik katabilir misiniz? Yangından kaçın. Herkes kaçsın. İşte böyle. Şimdi de itfaiyeci baltasını kullanmaya ne dersiniz? Eğer istersen demirden aşağı da kayabilirim. Mükemmel. Harika bir fikir doğrusu. Harika mı? Çok yakında ait olduğun yere döneceksin. Artık zamanı geldi Mandy.
yükseltebilirsin. Güle güle küçük balina. Pekala. Sanırım hepsi bu kadardı. Teşekkür ederim çocuklar. Hepiniz gerçekten çok sıkı çalıştınız. Çay, harika. Peki yanında kurabiye var mı? Hadi ama yüzcüler. Biliyorum haritayı kaybettim ve öğle yemeğimizi de unuttum. Öğle yemeğini sen unuttun. Ama yine de eğleniyoruz değil mi? Şey, ama en iyisini en sona sakladığımı duyduğunuzda mutlu olacaksınız. Tatam! Gördünüz mü? Bu gezinin eğlenceli olacağını söylemiştim. Sen bunu size sürpriz yapmak için daha önce hazırlanmıştı. Harika. Önce ben başlıyorum. Hayır, ben başlayacağım. Trevor, ben yapmak istiyorum. Lütfen. Aslına bakarsan sen burada olsaydı nasıl yapılacağını önce bize o gösterirdi. Gerçekten mi? Kesinlikle. İyi bir izci lideri her zaman önce olur. Ama korkmuyorsun öyle değil mi Trevor? Çünkü korkuyorsan yerine ben yapabilirim. Lider olabilirim. Hayır Norman. Ben yapabilirim. Sakin ol Trevor. Evet, elbette yüksekten korkmuyorsun. Bunu yapabilirsin. Çocukları hayal kırıklığına uğratmamalısın. Önce güvenlik kemerini sıkıca bağlayalım. Evet, işte gidiyorum. Bir, iki, üç. Oy, 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 oy. Bu olamaz. İmdat, burada kaldım. İndirin beni. Olamaz. Bunların hepsi senin suçun Norman Price. Ben hemen dağ kurtarma merkezine gidip Tom'a haber vereceğim. O itfaiyeci Sam'i çağırır. Biraz dayan Trevor. Yardım çağırmaya gidiyorum. Tom! Olamaz. Kendim yardım çağırmayı denemek zorundayım. Alo? Alo? İtfaiyeci Sam! İtfaiyeci Sam! Kim arıyor? Norman Price. Norman Price mı? Sen yine neyin peşindesin? Trevor'ın başı dertte. Şu anda dağ kurtarma merkezindeyim. Ne? Trevor'ın başı dertte mi? Tamam. Hemen yola koyuluyoruz. Burada daha fazla dayanamayacağım. Trevor, itfaiyeci Sam yola çıktı. Tamam Trevor, ellerini bırak. Biz seni yakalayacağız. Ah, flatlarda çürük bitkiler alev mi almış? Yalnızca sen ve ben varız Sam. Diğerleri çiçek ve sebze gösterisine gitti. Ve biz de oraya gidiyoruz Penny. Hepiniz geri çekilin millet. Bu işi profesyonellere bırakın. Sam ve Penny buraya geliyorlar. İşte geldiler bile. Teşekkür ederiz Sam ve Penny. Bir bitki yığınının bu kadar tehlikeli olabileceğini hiç düşünmezdim. Bu yüzden Mike'a yığını çapalamasını ve soğumaya bırakmasını tavsiye etmiştim. Mike? Evet, bu doğru. Mandy bana hatırlatıp durdu ama ben onu dinlemedim. Sanırım ondan daha iyisini bildiğimi düşündüm. Ama yangın kendiliğinden nasıl başlamış olabilir? Mike sakız kabağını alırken oluşturduğu delik yüzünden tabii. Yığın zaten oldukça sıcaktı ve boşluk havayla dolduğu zaman yangına neden oldu.
Hepinizden özür diliyorum. Bu gösterinin harika geçmesini istemiştim ama şimdi her şeyi mahvettim. Hayır, mahvetmedim baba. Seni seviyorum evlat. Çiçekler ve sebzeler hala taze, öyle değil mi? Evet efendim. Muhteşem domates hariç. Harika. O zaman yarışmaya başlayabiliriz. Ve kazanan Sera ve James'in yetiştirdiği tere ve hardal otu. Yaşasın! Teşekkürler. Ama hepsi de bu kadar değil. En garip yarışmacı için de bir ödülümüz var. Yangın olmaz. Kovasında yapıştırılmış domates bitkisi. Peki ödülü kim kazandı? Korkarım siz kazandınız efendim. Sizden özür dilerim. Yalnızca ufak bir kazaya neden oldum ve... Sen ne? Crittington. Deniz sanki bomboş baba. Şimdiye kadar tek bir balık bile tutamadık. O zaman şansımızı başka bir yerde deneyelim. Hey, ben bir şey tuttum. Kocaman bir şey olmalı. Hadi hep birlikte asılın. Asılın. Baba, pervaneye bir şey takıldı. Olamaz. Teknenin motoru bozuldu. Ben de balığımı kaçırdım. Yardım çağırmak zorundayım. Yine. Denizde acil durum mu var? Yine John sahilesi. Jones ailesinin başı yine dertte. Charlie'nin teknesine mahsur kalmışlar. Hemen harekete geç Penny. Bunun üstesinden gelecek kadar iyi görünmüyorsun Penny. Onun yerine ben gidebilir miyim efendim? Üzgünüm Crittington ama burada uzman olan kişi Penny. Neptün'ü de yanına alması gerek. Bak, bu ilgilendiğim son acil durum olacak. Sonra doğruca eve gideceğim. Peki. Merkezi hiç bu kadar yoğun görmemiştim. Durum iyi değil radar. Burada bir dakika daha kalamayacağım. Bunu yapabilirsin Penny. Bunu yapabilirsin. Bunu yapabilirsin. Bu hiç iyi değil. Herkesin hayatını tehlikeye atıyorum. Gerçekten çok üzgünüm efendim ama bu olayla başa çıkamayacak kadar hasta hissediyorum. Hemen Sam'i çağırmak zorundasınız efendim. Tamam Penny, olduğun yerden kıpırdama sakın. Hemen yardım gönderiyorum. Elvis, Tom'a helikopterle sahil kıyısına gelmesini söyle. Ben de hemen Sam'e haber vereyim. Anlaşıldı efendim. Sam! Evet efendim. Harika, ne kadar hızlısın. Sizden görev için emir bekliyorum efendim. Acil durum nedir? Neden Neptün buraya gelmiyor? Bir terslik var. Neyin var Penny? Yaralandın mı? Hayır ama sanırım ateşim çıktı. Sam haklıydı. Radar harika bir kurtarma köpeği. Bir çoban köpeği olmaya uygun değil. Radar, sen burada ne arıyorsun? Mandy ile Norman nerede? Yoksa bir sorun mu var? Hemen itfaiyeci Sam'i arayacağım. Norman'la Mandy'nin başı dertte mi? Radar, flatların evine tek başına geri dönmüş. Helen çocukların başına bir şey geldiğini düşünüyor. Radar'ı tanıyorsan bu gerçekten ciddi olmalı. Helen'a radarı bırakmamasını söyleyin. Yola çıkıyoruz.
ucuz atlattık. Bu koyunların acil durumla bilgisi var mı merak ediyorum Penny. Mandy ile Norman'ın nereye gittiklerini biliyor musun? Mandy kırlara gideceklerini söylemişti. Radar onu takip etmemizi istiyor. Ben ambulansı alacağım. Biri yaralanmış olabilir. Ah, imdat! Sam! Buradayız! Bu Mike'ın kamyonu. Aferin Radar! Başardın oğlum! Mike! Sen iyi misin? Evet, iyiyim Helen. Sadece dışarı çıkamıyorum. Kamyonun kapısı yine sıkıştı. Aa, Mike. Pekala, herkes geri çekilsin. Penny, yangın çıkma ihtimaline karşı hortumla kamyonun yakınında bekle, tamam mı? Birazdan seni oradan kurtaracağım Mike. Penny, Cows of Life'ı getir. Okul otobüsü yolda kaybolmuş. Çocuklar da içinde. Trevor Evans ve Ponty Pendi çocukları okul gezilerinden hala dönmemişler. Hemen harekete geçin. Belki de Tam Tamus'a haber vermeliyiz efendim. Ben de tam bunu söylemek üzereydim Sam. Jüpiter'den Tam Tamus'a... Dinlemedeyim sen. Eğer helikopterdeysen Tom, Trevor Evans'ın otobüsünü havadan göz atabilir misin? Anlaşıldı sen. Tam Tamus'tan itfaiyeci Sam'e cevap versem. Seni gayet iyi duyuyorum Tom. Otobüsün yerini belirledim sen. Vadi geçidinin biraz yukarısında. Görünüşe göre Trevor yolundan çıkmış ve çamura saplanmış. Aşağıdaki arazi balçıkla kaplı. Sağ ol Tom. O tarafa gidiyoruz. Umarım herkes otobüsün içindedir Elvis. İnsan burada kolayca kaybolabilir. Evet. Beni böyle bir günde orada dolaşırken göremezsin Sam. Hele gece asla. Bu ses şeyden geliyor. Tom'un helikopterinden. Evet, buradayım. Buradayım. Yardım edin. Ya benim kaybolduğumu fark etmedi bile. Oh, Norman. Garip sesleri çıkaran sen misin? Hepiniz iyi misiniz? Oh Sam, hiç bu kadar mutlu olmamıştım. Pekala, hadi otobüsünüzü yeniden yola çevirelim. Trevor nerede? Yardım çağırmaya gitti. O kadar cesur ki. Yani otobüsten ayrıldı mı? Bakalım Trevor'a ulaşabilecek miyim? Telefon çekmiyor. Trevor ormanda kaybolmuş olabilir. Elvis, otobüse bir halat bağlayabilir misin? Ben Tom'u arayacağım. Anlaşıldı Sam. Tom, ben Sam. Trevor Evans otobüsten ayrılmış. Onu bulmak için yardımına ihtiyacımız var. Merak etme Sam, ama benim de yanında birine ihtiyacım olacak. Bana güvenebilirsin Tom. Pekala Sam, hazırız. Ama şoförümüzün olmaması çok kötü. Hemen geri çekil Norman. İtfaiyeci Sam'i arasak iyi olacak. Trevor Evans'ın barbeküsü bir ağacın alev almasına neden olmuş. Piknik alanında bir barbekü kazası yaşanmış. Umarım hepiniz bu sabahki dersi dikkatli dinlemişsinizdir. Pekala Elvis. Görünüşe göre o sosisleri düşündüğünden erken yiyebileceksin. Umarım hala sosis kalmıştır. Ah!
Bu yangını söndürmek için iki hortum kullanmamız gerek benim. Tamam Sam. Pekala Elvis. Hadi su vanasını aç. Ne? Sam, bak şurada o mutfak tüplerinden var ve her an patlayabilir. İyi ki fark ettin Elvis. Biz yangını kontrol altına alırken sen de herkesi buradan uzak tutmaya çalış. Anlaşıldı Sam. Herkes geri çekilsin lütfen. Penny, ben yangının kalanını hallederken sen de gazlı barbeküyü soğutmak için üzerine su sıkmaya başla. Merak etme Sam, ben hallederim. İşte, yangın söndü. Yangından geriye sosis ya da kral karides kalıp kalmadığına gidip bakabilir miyiz itfaiyeci Sam? Üzgünüm Norman ama mutfak tüpleri oldukça uzun süre sıcak kalabilir. Güvenliğin için bir süre daha yanına yaklaşmaman iyi olur. Oh, sosislerimin geri kalanını eve götürmem gerekecek. Ve ben de karideslerimi götürmek zorundayım. Ama ben o kadar acıktım ki o sosislerin ve kral karideslerin daha kokusunu bile alamadım. Belki gelecek sefere barbekünü ağaçlardan uzak tutsan iyi olur. Ve daha az kömür kullanabilirsin. Doğru söylüyorsun sen. Benim de hatam var Trevor. Sana hava atmaya çalışıyordum. Ama artık kimse sosislerimi yiyemeyecek. Benim de karideslerimi. Bir dakika bekleyin. Şu yağ tenekesi aklıma bir fikir getirdi. İşte bu kadar. Bir barbekü. Hem sosislere hem de karideslere kesinlikle uygun. Ama bu kez birlikte pişirmek zorundasınız. Hiç sorun değil. Sağ ol itfaiyeci Sam. İlk geldi yardım çağrısı. Sen hep sakin ve hızlı. Başın derde girince söylemen yeter Sam'e.